Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine çemberde açıların 7. testiyle devam ediyoruz. AB çaplı çemberde, bakın bu laf bizim için önemli. AB paralel, CD paralel, EF olmak üzere. Bakın şunlar neymiş arkadaşlar? Birbirine paralelmiş. 10 derece ve 15 derece verilmiş. X kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar paralel iki doğru arasındaki yaylar birbirine eşitti değil mi? Biz bunları ne yaptık arkadaşlar? İspatlarını yaptık. Bakın buralar eşit. BD yayı ile AC yayı birbirine eşittir. Ve FD yayı ile CE yayları da birbirine eşittir. Bakın burası 10 derece olduğundan dolayı çevre açıdan görmüş olduğu yay 20 derece olacak. Haliyle FD de 20 derece olmuş olacak. Bakın burası 15 çevre açı. Görmüş olduğu BD yayı 2 kat olmuş olacak. 30 ise AC yayı da ne olacak arkadaşlar? 30 olmuş olacak. AB çaplı çember diyor arkadaşlar. Bakın buradan burası yarım çember. Yarım çember olduğundan dolayı ne olacak arkadaşlar? 180 derece olmuş olacak değil mi şu çizdiğim yer? Haliyle 30, 20 daha 50 burada. 50 de burada arkadaşlar 100. Buraya ne kaldı? 80 kaldı. Burası 80 ise arkadaşlar görmüş olduğu yay bakın bu x ya değil mi? Yani yarısı olmuş olacak. 80'in yarısı da x ne olacak arkadaşlar buradan? 40 derece olmuş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim ikinci soruya. O merkezli çember ile CD birbirine teğettir demiş arkadaşlar. Bakın merkezimiz var. Burada teğet var. Ne yapacağız? Merkezle teğeti birleştireceğiz ve buranın dik olduğunu göstereceğiz arkadaşlar. Yazacağız. Bakın buralar yarıçap olduğundan dolayı buraları da eşitledim. X'e ikizkenarlıktan dolayı burası da ne olacak arkadaşlar? X olmuş olacak. Değil mi? Bakın şimdi DOC üçgenine bakacak olursak, DOC üçgenine bakacak olursak 90 40 o zaman şu aradaki açıya ne kalacak? 50 kalmış olacak. 50 ise arkadaşlar bakın şuraya 40 kalmış olacak. Merkez açı olduğundan dolayı AD yayı da ne olacak arkadaşlar? 40 olmuş olacak. Şu X'e bakın. X'e bakın. X de çevre açı değil mi arkadaşlar? Bakın şu üçgen çevre açısı olduğundan dolayı görmüş olduğu yayın yarısına eşit olacak. Yani 40 bölü 2'den X'imiz de 20 derece olmuş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 3'e. O merkezli yarım çemberde BD ile OE birbirine dikmiş. Bakın şu burası merkez arkadaşlar. BD'de kiriş olduğundan dolayı merkezden kirişe indirdiğimiz doğru diktir ve kirişi ikiye eşit parçaya böler. Değil mi? Buradan arkadaşlar dik tabanı ikiye eşit parçaya böldüyse bu aynı zamanda nedir? Açıortaydır. Aynı zamanda ikizkenardır. Zaten OD ile OB'nin yarıçap oldukları belli. Değil mi? İkizkenar olduğunu buradan görebiliriz. Şimdi burası x'e arkadaşlar. X'e görmüş olduğu EB yayı ne olacak? 2x olacak. Merkez açıdan dolayı bakın burası da 2x olmuş olacak. Açıortaylıktan dolayı burası da 2x olmuş olacak. BDC üçgenine dikkat edersek iki iç bir dıştan arkadaşlar. İki iç bir dıştan. Bakın x ile buraya şimdi şu noktalı açı 2x'ti ya. Bakın o zaman burası da 2x olacak. Şimdi x ile 2x'in toplamı 3x. Bakın iki iç bir dıştan burası olmuş olacak. OHB üçgenin de 2x artı 3x artı 90 eşittir 180. 5x buradan 90 olacak. X de buradan 18 derece olmuş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 4'e. Şekildeki çember ile DEE noktasında teğettir diyor arkadaşlar. Eğer merkezimiz olsaydı merkezle teğeti ne yapacaktık? Birleştirecektik ve 90 derece olduğunu gösterecektik. Şimdi burada merkez bize vermemiş ama aslında saklamış değil mi? Bakın dik tabanı şurada dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş mü? Evet bölmüş. Bu nerede oluyordu? Merkezden çizdiğim değil mi? Merkezden kirişe indirdiğim dikten. Demek ki arkadaşlar dik tabanı burada iki eşit parçaya böldüyse bizim merkezimiz AH doğrusunun yüksekliğinin daha doğrusu üzerinde olacak. Yani şurada olmuş olacak. Haliyle bakın merkezi bulduk. O zaman merkezden teğeti birleştirdik. Burası ne olacak arkadaşlar? 90 derece olacak. Haliyle AO ile OE de ne olacak? İkizkenar üçgen olmuş olacak. Yarıçapları birbirine eşit olduğundan dolayı. Burası 80 ise 80. Buraya 20 kaldı. Şuraya da 160 kaldı. Bakın arkadaşlar şuraya dikkat edecek olursak dörtgenin iç açıları toplamı 360. 90 ile 90'ı zaten burada 180'i burada. Geriye de 180 kalır. 160'ı buradaysa 20'si de buraya kalır arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 5'e. O merkezli yarım çemberin içindeki çember AB ve BC'ye teğet demiş. Tamam. CD ile OD uzunlukları birbirine eşittir demiş. ABC X kaç derecedir diye soruyor bize. Şimdi bakın burası merkez mi? Evet. Çemberin üzerindeki noktada arkadaşlar C mi? Evet.
Bunları arkadaşlar ne yapacağız? Bakın birleştireceğiz. Birleştirdiğim zaman COD bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. Hatta ben şu A ile C'yi de birleştirdiğim zaman ne olacak? Büyük çembere baktığım zaman, yarım çembere baktığım zaman arkadaşlar bakın burası 90 dereceyi görecek değil mi? Çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Ben buraya A diyecek olursam, bakın buraya da A diyecek olursam, iki iç bir dıştan dolayı burası 2A olacak. Aynı şekilde arkadaşlar burası da 2A olmaz mı? Evet. Niye? Çünkü teğet kiriş açı. Değil mi? İkisi de. Haliyle arkadaşlar bakın burası mesela ne olacak? 90 eksi A olacak. Şimdi şuralar yarıçap olduğundan dolayı hatta iki çizgi yapmayalım da diğeriyle karışmasın arkadaşlar. Şöyle geri alalım. Tek çizgi olsun. Şurası da arkadaşlar yarıçap olduğundan dolayı bakın burası da eşittir. Haliyle burası da 90 eksi A olmuş olacak. Rengimizi değiştirelim. Şimdi şu üçgene baktığımız zaman 90 eksi A ile 90 eksi A yani iki iç bir dışa eşit olacak. Yani 180 eksi 2A eşittir 3A'ya. Buradan 5A eşittir 180 olacak. A da eşittir 36 olacak. Ben neyi istiyorum? X'i istiyorum. Burası 2A'ydı. Yani ne yapar? 72 yapar. Burası da 72 yapar. Şu üçgende de üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğundan dolayı 72 72 144 yapar. 180'den çıkardığım zaman da X açısına 36 derece bulmuş olurum. Geldik 6. soruya. Şekildeki O merkezli çemberde BCT noktasında çembere teğet demiş. Bakın merkezimiz var. Teğetimiz var arkadaşlar. Merkeze teğeti birleştireceğim ve buranın 90 derece olduğunu göstereceğim. Haliyle OT uzunluğuyla AB uzunlukları birbirine paralel çıkmış oldu. Buradaki O açısı da bakın OTC üçgeni dik üçgen bakın buraya 40 derece kalmış olur. Paralellikten dolayı arkadaşlar şu A açısı da ne olacak? 40 derece olmuş olacak. Rengimi değiştireyim. Bakın burası 40'sa merkez açı ya şurası. Şurası. O zaman görmüş olduğu yay da şurası da ne olacak? 40 olmuş olacak. Arkadaşlar bu A da çevre açı olduğundan dolayı görmüş olduğu yay 2 katı olacak. 80 olacak. Yani görmüş olduğu yay da bakın şurası ya 40'ı buradaysa buraya da ne kalıyor arkadaşlar? 40 kalıyor. Bakın şuraya bu A açısı da çevre açı olmuş olduğundan görmüş olduğu yay 40 ya bunun yarısı olmuş olacak. A da buradan ne olacak arkadaşlar? 20 gelecek. Doğru cevabımız A şıkkı. Tamam. Bence güzel soruydu. Yıldız atalım. Geldik 7. soruya. O1 ve O2 merkezli çemberler A ve B noktalarında kesişmektedir diyor. Bakın bundan çok da bahsettim. Bir merkez arkadaşlar. Diğer çemberin üzerinde ise o zaman ne yapıyorduk? Biz çevre açı oluşturuyorduk değil mi? Şunları birleştiriyorduk arkadaşlar. Birleştiriyorduk çemberin üzerindeki noktaları. Niye birleştiriyorduk? Amacımız çevre açı oluşturmaktı dediğim gibi. Evet. Şimdi ben bu çevre açıyı oluşturduğum zaman O1, B, D, A dörtgenine baktığım zaman O2 merkezli çemberde ne olacak? Kirişler dörtgeni olacak. Kirişler dörtgeninde ben biliyorum ki karşılıklı açıların toplamı 180 derece. 50 ise bunun karşısındaki açı ne olacak arkadaşlar? Bakın tam şurası olmuş olacak. Yani burası ne olacak arkadaşlar? 180'e tamamlayana 130 olacak. Peki bizden ne istiyor? X'i istiyor. Arkadaşlar burası 130'sa şu merkez açı olduğundan dolayı görmüş olduğu yay da 130 olmayacak mı? Evet. Şimdi O1 merkezli çembere baktığım zaman arkadaşlar X çevre açı değil mi? Bakın hangi yayı görüyor? 130'u görüyor. O zaman yarısı olacak çevre açı olduğundan dolayı. 130 bölü 2 eşittir. X olacak. X de buradan 65 gelmiş olacak. Doğru cevabımız D şık. Bence bu da yıldızlık soru. Tamam mı? Geldik 8'e. O merkezli çember ile A merkezli çember yayı B ve C noktalarında kesişiyor diyor. Anlaştık. BDC 50 derece olduğuna göre X kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Bakın burası 50 ise görmüş olduğu yay ne olacak? BC yayı 100 olacak arkadaşlar. Ne olacak? 100 derece olmuş olacak, değil mi? Bakın şurası 100 derece olmuş olacak arkadaşlar. Anlaştık. Burası 100 derece. Şimdi ne yapacağız buradan? Bu bizim işimize yarar mı? Bir kenarda dursun arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bak yine az önceki muhabbetten dolayı merkez diğer çemberin üzerinde ise ne yapacaktım arkadaşlar? Şunları birleştirecektim. Amacım neydi? Çevre açı oluşturmaktı. Çevre açı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bakın buradan nasıl yola çıkacağız. Bakın gayet güzel soru bence. Şimdi şuranın rengi değiştireyim de daha kolay görüyorsun. Şuranın 130 olduğunu görebildin mi?
Bak görmüş olmamız lazım. Şuraya BD, AB, AC ve DC. O merkezli çemberin bakın kirişler dörtgeni olmuş oldu. Değil mi burada? Kirişler dörtgeninde arkadaşlar karşılıklı açıların toplamı 180 olacak ya. Burası 50 ise bunun karşısı ne olacak arkadaşlar? A açısı 130 olmuş olacak. Tamam. Bu 130 ise arkadaşlar merkez açı olmuş oldu ya. Artık bakın şu yay ne oldu? BC yayı görmüş olduğu merkez açının değerine eşittir. Yani 130 olmuş olacak. Bakın şimdi ben bu çemberi bir tamamlamış olsam. Burası 130 ise geriye 360'tan çıkardığım zaman 230 mu kalmış olur? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın şu 230 derecelik yay. Şu x açısı çevre açı olduğundan dolayı x yarısına eşit değil mi? 230 bölü 2 x eşittir değil mi? Buradan da 115 gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Canavar gibi soru yani. Bunları bol bol tekrar ediyorsunuz arkadaşlar. Geldik 9'a. K merkezli yarım çember O merkezli yarım çembere şekildeki gibi O noktasında teğettir. Hemen ne yapacağız? Merkezi gördük. Teğeti gördük. Birleştirdik. Ve dik olduğunu gösterdik. Bakın şunlar yarıçap. Bunların eşitliğini de ne yapalım? Gösterelim arkadaşlar. Hatta şu BC'yi de çizelim. BC'yi de çizelim. Burası da ne olacak arkadaşlar? 90 derece olmuş olacak. Değil mi? O merkezli burada çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şunu da söylüyordum değil mi ben her zaman size? Sıkıştığımız yerde şu merkezden çemberin üzerindeki noktayı ne yapacaktık? Birleştirecektik. Birleştirdik mi? Evet, birleştirdik. Şimdi ben buraya x diyecek olursam ikizkenarlıktan dolayı ne olacak? Burası da x olmuş olacak. Hatta şurası da 2x olmuş olacak arkadaşlar. Şuranın da 90 derece olduğunu biliyoruz. Tabi biz OC'yi çizdik ama ikizkenarlıkları da göstermek adına bakın bunlar yarıçap. Yarıçaplar birbirine eşittir. Hatta A ile de X birbirine ne olmuş oluyor arkadaşlar? Eşit olmuş oluyor. Burada AKO üçgenine bakacak olursak şu üçgene bakın 3X artı 90 eşittir 180 olacak. 3X buradan 90 olacak. X de buradan 30 gelecek. Bizden ne istiyor? A. A ile de X burada eşit olduğundan dolayı o zaman alfa da 30 olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik ona. O merkezli çeyrek çember içine CD'ye teğet olacak şekilde OA çaplı yarım çember çizilmiştir diyor. Tamam. Bakın şu eşitlikler verilmiş. OD ile BD birbirine eşit verilmiş. X kaç derecedir diye soruyor. Şimdi şu OB yarıçap olduğundan dolayı bakın ben buraya K diyecek olursam burası da K olmuş olacak. Yarıçap uzunluğu ne olmuş olacak arkadaşlar? O merkezli çeyrek çemberin 2K olacak. Şimdi şu OC de bu çeyrek çemberin yarıçapı değil mi? O zaman burası da 2K olmuş olacak. ODC üçgenine dikkat ettiğimiz zaman 90'ın karşısı 2K ise hangi açının karşısı K'dır arkadaşlar? 30 derece değil mi? Burası X oldu. İki iç bir dıştan dolayı burası X artı 30 değil mi? Evet. Bakın E açısı burada arkadaşlar. Yarım çemberin teğet kiriş açısı. Aynı zamanda şurası da aynı şekilde değil mi arkadaşlar? Teğet kiriş açı. O zaman burası da eşit olmuş olacak. Haliyle ikizkenar üçgen olmuş oldu. Şurasıyla şurası. Burası 90'sa zaten ikizkenarlıktan dolayı bu x artı 30'un 45 olması lazım. X'in de buradan 15 olması lazım. Doğru cevabımız C şıkkı. Bence buna da bir yıldız atalım. Tamam. Geldik 11'e. Yarım çember ile ABCD dikdörtgeni G noktasında teğettir diyor. AC köşegen. AE ile EF birbirine eşit. BC x kaç derecedir? Şimdi teğetlik var arkadaşlar burada. Merkez yok. Eğer merkez şurada bir yerde olsaydı biz ne yapacaktık? Merkezden teğete doğru indirecektik ve bunun dik olduğunu gösterecektik değil mi? Yani burası K. Burası K olacaktı. Yarıçaptan dolayı arkadaşlar şuraya O diyecek olursam OK da K olacaktı. Yani burası da K olacaktı. Biz şimdi buradan neyi bulduk arkadaşlar? Uzun kenara 2K ise kısa kenara ne olacak arkadaşlar? K olmuş olacak. Tamam. Şu ipuçlarından bir yola çıkalım. Şimdi F de çember üzerinde bir nokta değil mi? O zaman bakın ben şurayı birleştirdiğim zaman ne olacak? Çapı gören çevre açıdan dolayı, çevre açı 90 derece olacağından dolayı buradaki dikliği gösterdik. ABCD dikdörtgen olduğundan dolayı burada da diklik var arkadaşlar. Bunu da gösterdik. Şimdi Öklit bağıntısı oldu. Öklit bağıntısı oldu ABC üçgeninde. Haliyle biz ne yapalım arkadaşlar? Bakın şimdi şurayı fazlalıkları bir silelim de kafamız karışmasın burada.
Burada ne yaptık? Kısa kenarla uzun kenar arasında bir bağlantıyı kurduk zaten. Değil mi? Rengimizi de değiştirelim. Orası K ise şu AB uzunluğu ne olacaktı arkadaşlar? 2K olmuş olacaktı. Tamam. Şimdi AC uzunluğu K 2K'dan K kök 5 mi olacak? Burada şimdi 2'ye böleceğim ya arkadaşlar ben. O zaman ne yapalım? 4K'ya 2K diyelim. 2K ise 4K. O zaman AC uzunluğu küçük olanın kök 5 katına eşit olacağından dolayı 1 2 kök 5 üçgeninden değil mi? 2K kök 5 olacak. Şimdi ben şuraya ne diyelim? P uzunluğu diyecek olursam EC uzunluğuna. Öklit bağıntısından bakın biz biliyoruz değil mi? Öklit bağıntısından dikten dikinildiğin zaman şuraya P dersem buraya A buraya da B dersem P kare eşittir A çarpı A artı B olduğunu biliyorum. Değil mi? Şöyle. Aynı şeyi burada da uygularsam şu 2K'nın karesi eşittir P çarpı tamamı. Tamamı dediğimizde AC yani 2K kök 5. Buradan 4K kare eşittir P çarpı 2K kök 5 olacak. Buradan arkadaşlar 4 ile 2'yi sadeleştiririm. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Buradan 1K'ya götürdüm. Burada K kaldı. 2K eşittir P çarpı kök 5. Yani P dediğimiz burada 2K bölü kök 5 geldi. Bakalım nereye gideceğiz? Şurası 2K bölü kök 5. Tamamı da 2K kök 5 değil miydi? O zaman arkadaşlar ben AE uzunluğunu 2K kök 5'ten 2K bölü kök 5'i çıkartarak bulurum. Buradan 10K 8K 8K bölü kök 5 yapar. Neresi? AE uzunluğu. Bu uzunluklar da birbirine eşit olduğundan dolayı 4K bölü kök 5 4K bölü kök 5 şeklinde paylaşılır arkadaşlar. Bak burada şurada dikkat ettin mi arkadaşlar? Şuradaki hangisi? EPC üçgenine. Bak burada da ne oldu? 1, 2 kök 5 üçgeni çıkmış oldu. Değil mi? Şimdi arkadaşlar burası bak şu EB uzunluğunun da 4K bölü kök 5'e eşit olduğunu gördük mü? Niye? Bak şimdi 1, 2 kök 5 üçgeni şurada arkadaşlar daha doğrusu hipotenüsten hesaplarsan da bulabilirsin. Değil mi? 4K bölü kök 5 olacak. Nereden gördük? Şimdi arkadaşlar bak küçük olan şu değil mi? 2K bölü kök 5. Bunun kök 5 katı 1, 2 kök 5 üçgeninde kök 5 katı ne oluyor? 2K olmuyor mu? Bak veriyor. O yüzden 1, 2 kök 5 üçgeni. Buradan da neyi gördük? Biz EFB üçgeninin bir ikizkenar üçgen olduğunu gördük. Bak şuraya çizelim. Burası 90 derece. Bak ikisi de 4K bölü kök 5 oldu değil mi? O zaman bakın bu ikizkenar üçgen. Taban açıları da 45 olacak. X de buradan ne olacak? 45 derece gelecek. Doğru cevabımız C şık. Valla kaç tane yıldız atsam bilmiyorum yani. Mükemmel bir soru. Daha ne olsun? Geldik 12. ve son sorumuza. Şekilde O merkezli çember ile BCDE yamuğu verilmiştir. Bakın BCDE yamuksa. Yamuksa arkadaşlar bakın şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel olacak. Burada arkadaşlar bir paralellik söz konusuysa, bir paralellik söz konusuysa o zaman ne oluyordu? Şuradaki yayların uzunluğu da birbirine eşit oluyordu. Değil mi? Şimdi arkadaşlar burada merkez açımız Y değil mi? Evet. O zaman görmüş olduğu yay da BD yayı da Y'ye eşit olmayacak mı? Olacak. Şu C de çevre açı olduğundan dolayı bakın Y'lik bir yayı görüyor. BD yayını görüyor. O zaman yarısı olmuş olacak. Y bölü 2. Şimdi ED ile BC uzunluğu paralel olduğuna göre o zaman ne olacak arkadaşlar? Şurası da Y bölü 2 mi olur paralellikten dolayı? Evet. Şimdi buradaki arkadaşlar şu mavi noktalar yani BE yayıyla DC yayı birbirine eşit olduğundan dolayı bakın ben şuraya da Y bölü 2 diyebilir miyim? Paralellikten dolayı yine arkadaşlar burası Y bölü 2 olur mu? AED üçgeni de üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağından dolayı x artı y bölü 2 artı y bölü 2 eşittir 180 olacak değil mi? Yani buradan x artı ne geliyor? Y gelmiş oluyor. Şıklara bakacak olursak da pi ile olarak vermiş 180. Bakın 180 yerine pi yazarsam doğru cevabımız da A şıkkı olmuş olacak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.